Merhabalar, ben Mustafa Çağ. Bugün sizlerle Bobcat'in yeni üretmiş olduğu 2,5 ton kaldırma kapasitesi, 6 metre yükleme yüksekliğine sahip olan Compact Highlander modeliyle birlikteyiz. Bugün Agri serisini birlikte inceliyor olacağız. Agri serisindeki en büyük özellik tarım işletmelerinde dar alandaki manevra kabiliyeti ve yüksek performansıdır. Görüş açısı çok yüksek bir makinedir. Özellikle tavuk sektöründe daha önceden de kullanılan bu modelin yeni versiyonunu sizlere tanıtıyor olacağım. Rakipleri arasında ya da segmentleri arasında en iyi kompakt yapıya sahip makinedir. 75 beygir Bobcat motoru, AdBlue içermeyen motoru sayesinde daha az yakıt tüketimi, daha yüksek performansa eşlik etmekteyiz. Yeni seri TL2560'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi kabin yüksekliğinin 1 metre 93 cm olması ve makinenin toplam genişliğinin 1 metre 82 cm olması. Makinenin toplam uzunluğu 4 metre, dönüş yarıçapı 3.2 metredir. Bu size çok dar alanlarda maksimum seviyede hareket kabiliyeti sağlar. Aynı şekilde 3 tip yürüyüş moduna sahiptir. Bir tanesi normal direksiyon modu, ikincisi ön tekerler sağa, arka tekerler sola, üçüncüsü de yengeç yürüyüşü diye adlandırdığımız 4 teker sağa, 4 teker sola özelliğidir. Makinenin yerden yüksekliği en düşük seviyede 25 cm'dir ve yürüyüş hızına baktığınız zaman 16,5 inç lastiklerle 30 km hıza ulaşabilmektedir. Makinenin içerisinde bulunan dynamic mod ile uzun seyir halinde, uzun sürüşlerde çok konforlu bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Uzun mesafede makineyi sürebilirsiniz. Aynı zamanda makinenin içerisinde manuel ve otomatik olarak çalışan reverse fanı mevcuttur. Kliması, arka çeki demiri, elektrik çıkışı, geri üfleme fanı, ön cam koruması, güneşliği, onun dışında makinenin içerisinde operatörün telefonunu koyacağı bir panel, aynı zamanda N15000 güvenlik sistemiyle operatörü yönlendirme sistemi, bom aydınlatması, geri görüş kamerası, tüm bunları müşterilerin istekleri doğrultusunda makineye adapte ettik ve standart hale getirdik. Bu özellikle makinamız gerçekten işletme içerisindeki maliyeti düşürücü ve verimliliği arttırıcı bir noktaya geldi. Aynı zamanda operatörün görüş açısını arttıran yan aynalar, arka tarafa koyduğumuz tepe aynası ve yol çalışma lambalarıyla operatörün çalışma alanındaki maksimum derecede görüş açısını arttırarak güvenli ve verimli çalışmasına destek olmaktadır. En önemli unsur bu makinelerde günlük bakımlarının kolay yapılabilmesidir. Erişimin daha kolay olmasıdır. Herhangi bir anahtara ihtiyaç olmadan kendiniz yapabilirsiniz. Motor içerisindeki mandallı sistemle radyatörleri rahatça temizleyebilirsiniz. Bu operatörlere gün içerisindeki iş yoğunluğundan dolayı o yorgunlukta aslında makinasını tekrar revize etmek için zaman kazandıran bir unsurdur. Makinanın çalışma prensiplerine baktığımız zaman aslında genel olarak teleskopik yükleyiciler bir insan gibi düşünürseniz bunu fiziksel mantığını ön taraftan kaldırdığı kuvvetle ileri uzattığı zaman bunu kaldırdığı kuvvet arasında bir farklılık oluşur. Yani benim buradan kaldırdığım ağırlıkla kolumu uzattığım zamanki kaldırdığım ağırlık arasında bir fark vardır. Ben bu makineyi size anlatacak olursam 2,5 tonluk bir malzemeyi alıyor. Dikeyde 73 derecelik bir açıda tepe noktaya kadar çıkarabiliyor. Buradaki seviyede 2,5 tonluk bir malzemeyi 6 metreye koyabiliyor. Tabii bir malzemeyi 6 metreye koyması demek, şimdi bir malzemeyi kaldırdığınız zaman 6 metreye koyduğunuz yere yerleştiremezsiniz. Ne yapmanız lazım? Bir tık daha yukarıdan malzemeyi içe doğru yerleştirmeniz lazım. Bu da ne yapar? Bize 15-20 santimlik bir alan kaybı yaratır. Bu seviyeye baktığınız zaman alacağınız makinelerde Bobcat'in TL2560'ının yükleme yüksekliğinin daha fazla olduğunu yükleme çarklarından görebilirsiniz. Yatay uzanmaya baktığınız zaman da yatay uzanmada kolumuzu şöyle uzattığımız zaman bir bom gibi 3.3 metre mesafede 800 kilo kaldırmaktadır. Bu açı yukarıya doğru çıktıkça kilogram olarak artmaktadır. Aşağıya doğru indikçe ise kilogram olarak azalmaktadır. Yukarıya doğru çıktıkça, yani makinenin üstüne doğru malzemeyi çektikçe bu ağırlık 2,5 ton seviyelerine kadar gelmektedir. Bobcat bu makineyi üretirken tüm müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini baz alarak bütün özellikleri bir araya toplamıştır. Tavuk sektörüne bu makina 2023 yılının Mart ayında itibaren Türkiye'ye gelmesine rağmen 40 adet makine teslimatı gerçekleştirdik. Bu müşterilerimizle birebir ilgilenmekteyiz. 3 yıl 3000 saat garanti imkanı sunmaktayız. 500 saat bakım aralığı sunmaktayız. Hasel güvencesiyle bu satış sonrasındaki desteğimizi de arttırmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hem satış ekibimiz hem mühendislerimizle birlikte müşterilerimizin yanındayız. Daha önce de bu makinenin özelliklerini belirlerken müşterilerimizle yaptığımız online anketler neticesinde lastiğinin ölçüsü, bom aydınlatması, içerideki güneşliği gibi hatta ve hatta koltuğun tipini dahi operatörlerimize seçtirmemizden dolayı bu memnuniyete de şahitlik etmekteyiz. Doğru yolda olduğumuzu müşteri memnuniyetiyle birlikte görmekteyiz. 2560 Agri modelinin 2560 inşaat ve endüstriyel modelden bir farkı kapının alt bölmesinin cam olmasıdır. Aynı zamanda makinenin direksiyonun sol tarafında ileri geri hareketi sağlayan bir vites kolunun olması. Diğer özelliklerin tümü biz iki sektörde de birbirine ihtiyaç duyan bu
özellikleri bir araya getirmiş olduk. Bir makinenin kompakt olup da bu kadar geniş bir kabine sahip olması operatörleri şaşırtan bir unsur. Kabinin genişliğini şöyle ölçebilirsiniz. Benim boyum 1.78 ve bendeki mesafeyi buradan görebilirsiniz. Ciddi anlamda bir karıştan fazla bir mesafe var. Operatörün kabin içerisindeki hareketi çok önemli çünkü operatörün burası evi. Evinden daha çok zaman geçirdiği bir alan. Orijinal kliması, fabrika montaj kliması içeride sizi donduracak ya da soğuk havalarda çok sıcak noktaya getirecek kadar iyi çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Agri modellerin bir artısı joystick sistem, servo joystick sistem. Bir tane farklı noktayı söyleyeyim. Turuncu renkte gördüğünüz her şey yürüyüşle alakalı. Mavi renkte gördüğünüz her şey kova ve ataşmanlarla alakalı olarak makinenin içerisine konumlandırılmış. Çok ergonomik bir yapıya sahip, otomotiv konforunu verecek bir yapıya sahip tasarlanmıştır. Geri görüş kamerası mevcuttur. Bir önemli özelliği de eğer ataşman kullanacaksınız, bu ataşman hidrolikse, bu hidrolik ataşmanı çalıştırırken kullanacağınız el gazı da makinenin içerisinde mevcuttur. Bu da sizin kolay bir şekilde makineyi kullanmanızı sağlar. Joystick üzerinde de aynı zamanda FNR dediğimiz ileri geri hareketini sağlayan bir kol bulunmaktadır. Onun dışında joystick üzerinden hemen arkada bulunan ufak bir joystickle tüm yürüyüş modlarını değiştirebilirsiniz. Bir önemli özellik daha söyleyeyim size. Makinenin üzerinde turuncu renkte bulunan dynamic direksiyon şeklinde olan bir sembolün altında dynamic yazar. Bu dynamic'e bastığınız zaman bir yerden bir yere giderken hızınızı 30 km seviyesine çıkarabilir ve daha konforlu bir sürüş imkanı yakalayabilirsiniz. Güvenlik unsurlarına baktığınız zaman bir inşaat terazisi makinenin üst tarafında konumlandırılmıştır. Makinenin eğimini ölçtürmektedir. Aynı zamanda içerisinde bulunan N15000 sistemi yani güvenlik sistemi makinenin ağır bir yük aldığınız zaman kontrolünü sağlamaktadır. Ağır bir yükte makineyi kitlemektedir. Ancak makineyi toplamanızı sağlamaktadır. Fakat şurada bulunan butona bastığınız zaman hemen direksiyonun altında bastığınız anda o kontrol operatöre geçmektedir. Kısa süreli. Geri üfleme fanı standart olarak mevcuttur. Geri üfleme fanını hem otomatik hem manuel olarak kullanabilmektesiniz. Eğer unutursanız zaten makine çalıştığı zaman rölantide o kendini temizlemeye başlayacaktır. Size tavsiyem bu makinalarda makineyi çalıştırdığınız zaman bir süre makineyi olduğu yerde bekletin. Kapatırken de aynı zamanda hemen kontağı kapatmak yerine bir 10-15 saniye makine rölantide bir dönsün. Diğer taraftan BOM'un ömrünü uzatmak için akşam işiniz bittiğinde BOM'u tam tur açın kapatın. Sabah kalktığınızda işinize başlayacağınız zaman BOM'u tam tur açın ve kapatın. Bu size hortumların hat içerisine yerleşmesini makineyi reset yapmanızı sağlayacaktır. Teleskopik yükleyici serisine baktığınız zaman en önemli unsuru sunduğu ataşman çeşitliliği. Bobcat yelpazesine baktığınız zaman 1800 farklı ataşmanı bir arada bulabilirsiniz Bobcat ataşman yelpazesinde. Bugün biz makinaları genel olarak Türkiye'de sepet, fortif çatalı ve kova seçenekleriyle sunmaktayız. Bugün göreceğiniz bu makinede ayrı bir ataşman taktık. Bu ataşman kaldırdığınız malzemeyi sağa sola kaydırabiliyor. Bunun adına fortif çatallarındaki side shift olarak ifade ediliyor. Side shiftli çatallarla makineyi daha verimli kullanabilirsiniz. Ataşman değiştirirken sadece ucunda bulunan bir pini çekip takarak bunu çok kolay, hızlı bir şekilde değişimini sağlayabilirsiniz. Bobcat'in Fransa fabrikasında üretmekte olduğu teleskopik yükleyiciler için 3 yıl veya 3000 saat standart garantiyi tüm modellerimiz için sunmaktayız. Hassel güvencesiyle hizmetini vermekte olduğumuz bu makinelerle ilgili detaylı bilgi almak için satış ekibimize ve bizlere ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.